Takk. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Birebir Hocanız Başarının Ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Yine enerji seviyesi yüksek bir dersimizle sizlerle birlikteyim. Eğer kalem ve kağıtlarımız hazırsa her zaman olduğu gibi başarmak için Birebir diyor ve özel ders tadındaki Birebir dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte cebirsel ifadelere giriş yapacağız. Arkadaşlar bu dersimizi aslında ilerleyen günlerde çekmeyi planlıyordum ama sizlerden gelen yo yoğun istek üzerine. Cebirsel ifadeleri çekmeye karar verdim. Artık yavaştan yavaştan ikinci dönemin konularına başlayacağım arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden isterseniz videomuza başlayalım. Cebirsel ifade ne demekmiş? Şimdi öncelikle ondan bahsedelim. Cebirsel ifade arkadaşlar içinde en az bir değişken bulunan ve işlem içeren ifadelere denir. İçinde en az bir değişken bulunan ve işlem içeren ifadelere denir. Değişkenden kasıt arkadaşlar bilinmeyen. Bunun tanımını da ileride yine vereceğiz. Bakın burada 2x artı 6 denmiş. İşte arkadaşlar bu 2x artı 6 bir cebirsel ifadedir. Tamam mı? Bu bir cebirsel ifadedir. Neden? Yukarıdaki tanıma uymakta arkadaşlar. İçerisinde en az bir bilinmeyenimiz var. X bilinmeyeni var ve işlem içeriyor. Bakın toplama işlemi içeren bir ifade. Buna cebirsel ifade diyoruz. Peki bu nedir? 2 artı 6. Bu arkadaşlar bir işlem bu. Yani ben buna tutup da şey diyemem. Ne derler ona? Cebirsel ifade diyemem. 2 artı 6 bir işlemdir. Ya da bunu şöyle yazdığımızı düşünelim. 2 artı 6 eşittir 8. Bu da arkadaşlar işlem içeren bir nedir? Eşitliktir. Tamam mı? Bunlar kesinlikle cebirsel ifade değil. Peki şu aşağıdaki nedir arkadaşlar? Aşağıdaki de bir denklemdir. 7. sınıf konusunu hatırlayalım. Denklemleri 7. sınıfta işlemiştik. Hatta hatta 6. sınıfta da ufaktan ufaktan öğrenmeye başlamıştık. Hatırlayın. Bu da bir denklemdir arkadaşlar. Bir bilinmeyeni, bir değişkeni olan denklemdir. Demek ki cebirsel ifade böyle olması gerekiyor. Bunlar da farklı farklı ifadeler. Bunların da neler olduğunu sizlerle burada paylaştım. Geçelim terime. Terim nedir? Terim cebirsel ifadede artı ve eksi işaretleri ile birbirinden ayrılan ifadelere denir. Terimler işaretleri ile birlikte alınırlar arkadaşlar tamam mı bir cebirsel ifadede artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadelere terim diyoruz ve terimler işaretleriyle birlikte kullanılmaktadırlar ama arkadaşlar parantezli bazı cebirsel ifadelerde artılı eksili değerler parantezden kurtardıktan sonra değerlendirmemiz gerekir böyle örnekler karşımıza çıkacak onlarda da size Ayrıca örnekler üzerinde göstereceğim şimdilik basit cebirsel ifadeler bizim konumuz o sebeple bu şekilde örneklerle isterseniz tamamlayalım konu anlatımı Bakın mesela burada terimleri bulmaya çalışalım. Mesela arkadaşlar 7x kare burada bir terimdir. 7x kare burada bir terimdir. Bunun dışında arkadaşlar artı 5xy bu da bir terimdir. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Hocam bu artıyı niye aldınız? Bakın terimler işaretleriyle birlikte alınır. E hocam o zaman 7x karenin işaretini niye almadınız? E artıyı yazsam da olur, yazmasam da olur. Burada artıyı da yazmak zorunda değildim aslında. Eksi 6y. Bakın bu da bir terimdir. Birbirinden eksi ve artı işaretleriyle ayrılıyordu ya. Bu da bir terim. Ve son olaraktan artı 4'ümüz var arkadaşlar. Bunu da 4 veya artı 4 diye burada ifade edebiliriz. Demek ki şu cebirsel ifademizde kaç tane terim varmış? 1, 2 3 4 tane arkadaşlar birbirinden yani farklı Terimlerimiz varmış. Tabi 7. sınıftan hatırlayalım. Benzer terim diye bir kavramımız da vardı. Burada aslında anlatmadık. Anlatsak güzel olurdu. Mesela bu 4 ifadenin 4'ü de birbirinden farklı terimlerdir arkadaşlar. Benzer terim olabilmesi için. Burası x kare şuradaki bilinmeyenin de x kare olması lazım. Ya da burası x y iken diğerlerinde de bir x y olmalı. Ya da burası y iken diğerlerinde de y olmalı. Burası sabit terim bakın. Değişkenden bağımsız, bilinmeyenden bağımsız bunun arkadaşlar benzer terimi ne olabilir? bilinmeyenden bağımsız olan başka bir sabit terim olmak zorundadır anlatabiliyor muyum Zaten benzer terimler olduğu zaman onlar işleme girmeli e, Terim sayısı buna göre belirlenmelidir. Evet geçelim şimdi bir diğer sayfamıza Bu sefer katsayıdan bahsediyoruz Cebirsel ifade'nin kavramlarından katsayıya geldik. Bir terimde bilinmeyen yani değişken ile çarpım durumunda olan sayılara ne denir? Katsayı denir. Bir terimde değişkenin önünde çarpım durumunda olan sayılara katsayı denir arkadaşlar. Değişken ise yani bir diğer adıyla bilinmeyen bir cebirsel ifadede bulunan harf veya sembollerdir arkadaşlar. X olur, Y olur, A olur, B olur, kare olur, üçgen olur, yıldız olur vesaire. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada bakalım bilinmeyenlerimiz, değişkenlerimiz var. E, kat katsayılarını bulabiliriz. Öyle değil mi? Burada bu sayfamızda katsayı ve değişkenden bahsedildiğine göre biz de katsayılarını ve değişkenlerini bunların bulalım. Mesela 5a kare. Burada katsayımız nedir? Dediğinde arkadaşlar benim katsayım burada değişkenin önündeki ifade olan, çarpım durumundaki ifade olan 5'tir. Peki değişken nedir? Bilinmeyen diyelim. Bilinmeyen nedir arkadaşlar? Burada a karedir ya da A olaraktan da arkadaşlar isimlendirilebilir. Tabi kare bu A çarpı A şeklinde de yazılabiliyor. Gelelim buraya. Eksi 6 x Şimdi burada bilinmeyenimiz ve katsayımız ne olabilir? Eksi 6. Burada katsayımız arkadaşlar. Katsayı eşittir. Eksi 6. Bilinmeyenimiz. Bilinmeyen. ifademiz nedir burada? Arkadaşlar x ve y'dir. Tamam mı? Burada a kareyi de şöyle parçalayabiliriz. a çarpı a şeklinde yazılabilir ya. Bilinmeyenim aslında a'dır arkadaşlar. Tamam mı? Burada da x ve y'dir bilinmeyenler. Geçelim artı 4x'e. Katsayımız nedir? Artı 4. Burada da arkadaşlar bilinmeyenimiz nedir? x'dir geçelim bir sonrakine burada enteresan bir durumumuz var arkadaşlar kat sayımız burada Eksi 8 bilinmeyenimiz arkadaşlar burada yok ama şöyle de gösterilebilir bilinmeyenler Mesela ben burada e, Tabii ki yani bunu ben kendim yazıyorum x üzeri 0 diye bir bilinmeyen alabilirim ya da y üzeri 0 diye bir bilinmeyen alabilirim, a üzeri 0 diye, b üzeri 0 diye bir bilinmeyen alabilirim. Ama ille de kullanılacaksa yani anlatabiliyor muyum? Ama normalde bilinmeyenimiz burada gözükmemekte. Burada sabit terimdir bu. Katsayısı nedir sabit terimin arkadaşlar? Kendisidir, eksi 8'dir. Peki burada katsayı nedir? Bu da enteresan arkadaşlar. Ha bu arada şunları niye böyle aldım? Biliyorsunuz ki üstü ifadelerde anlattık. Kuvveti 0 olan sayıların tabanı ne olursa olsun sonuç daima birdi. E ben 1 ile eksi 8'i çarptığımda eksi 8. Y ile eksi 8'i çarptığımda ne olur? Eksi 8. Şey pardon özür dilerim. Y üzeri 0 1 yapar. 1 ile eksi 8. A üzeri 0 1 yapar. B üzeri 0 1 yapar. 1 ile eksi 8'i çarptığımda hep eksi 8 sonucunu bana verir arkadaşlar. Burada katsayım nedir? Bakın. Gizli birimiz vardır arkadaşlar burada. 1 çarpı y olduğu için katsayımız 1'dir. Bilinmeyenimiz ne olur? Bilinmeyen burada y'dir arkadaşlar. Geçelim buraya. Eksi b. Burada katsayı ne olur? Bir bakalım. Bu kez arkadaşlar şurası eksiden dolayı eksi 1'dir. Bilinmeyenimiz ise bilinmeyen ise nedir? B'dir. Öyle değil mi? B bilinmeyenimiz var. Şimdi şuracıkta aklıma gelmişken şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bilinmeyenlere artık geldik ya. Şöyle x diye bir bilinmeyenimiz olsun arkadaşlar. Bu x bilinmeyenimizin şu önünde gizli bir, kuvvetinde gizli bir ve tabanında gizli bir şey pardon, paydasında gizli bir olabiliyor. Bunlar arkadaşlar şu görmüş olduğunuza gizli payda gizli üs ya da kuvvet şuna da gizli katsayı deniliyor. Burada kullandığım için aklıma geldi sizinle paylaşmak istedim. Şöyle şurada bir dipnot olaraktan bulunsun arkadaşlar buna aslında sayının melekleri de diyoruz biz niye biliyorsunuz vücudumuzda sağımızda ve solumuzda günah ve sevaplarımızı yazan meleklerimiz var bunların varlığına inanırız ama göremeyiz bu sayılar da aynı şekilde arkadaşlar sayının üstünde solunda altında bakın gizli sayılar vardır tıpkı gizli melekler gibi bunların varlığını biliyoruz ama göremiyoruz sonradan birileri kullanıyoruz tamam mı arkadaşlar bu şekilde aklımızda da tutabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızda ne var? Yine cebirsel ifadenin kavramlarından olan bu kez sabit terimimiz var. Sabit terim bir cebirsel ifadede harfi ya da sembolü olmayan, kısaca değişken içermeyen terimlere denir. Bir cebirsel ifadede harf ya da sembol içermeyen arkadaşlar, değişken içermeyen terimlere ne denirmiş? Sabit terim denirmiş. Mesela 2x-1 ifadesinde sabit terim nedir arkadaşlar? Burada eksi 1'dir. Tamam mı? sabit terim. Şöyle gösterelim. Eksi 1'dir. Y artı 3'te sabit terimim nedir benim? Bu kez arkadaşlar artı 3'tür. Tamam mı? Devam edelim örneklerimizle 4 a kare eksi 8 a artı k cebirsel ifadesinde k sabit terim olmak üzere katsayılar toplamı 10 ise k nedir denmiş arkadaşlar. katsayılarımızı burada bir gösterelim. Mesela birinci terimimiz 4 a kare bunun katsayısı nedir arkadaşlar 4. İkinci terimimiz eksi e, 8 a bunun katsayısı sayısı eksi 8'dir. Toplayacağımız için araya artı yazıp eksi 8 yazalım. Artı. Son terimimiz zaten sabit terim. Kat kendisi k. Bu toplam neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. Bakın şuradan artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Burası 4 eksi 8 artı k eşittir 10 oldu. Şimdi şuradan devam etmek gerekirse 4 eksi 8 eksi 4 yapar. Artı k eşittir ne yaptı? 10 eksi 4 onun olduğu tarafa artı 4 olarak geçer. K buradan 10 artı 4'ten 14 olarak karşımıza çıktı. Demek ki bu örneğimizi bu şekilde çözdük. Gelelim buraya. Bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar, şöyle karışmasın diye farklı bir kalemle burayı bir ayıralım öncelikle. Tamam. Şimdi şu ifademizi bir bir daha yazalım. M artı 2 çarpım n eksi 3. Bir kere arkadaşlar bunu bir dağıtmak zorundayım. Şöyle bir dağılma özelliği. M'yi dağıttığımızda ne yapar? M ile N'nin çarpımı mn. M ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3M. Bir de 2'yi dağıtacağız. 2 ile N'nin çarpımı artı 2N. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6 yaptı arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda benzer terim söz konusu mu? Hayır. Bunlar M, N, M, N ve sabit terim. Birbirinden farklı terimler olduğu için benzer terim söz konusu değil. Bu şekilde bırakabilirim. Peki bu cebirsel ifadenin sabit terimi nedir denmiş? Hemen bakın burada duruyor. Eksi 6 benim burada sabit terimim. Tamam mı? Peki bana deseydi ki bu kaç tane terimden meydana gelmektedir? Bu cebirsel ifade deseydi. 1, 2, 3, 4 tane e, burada terimim olurdu. Tamam mı arkadaşlar? Katsayılar toplamını sorsa burada gizli katsayım 1. Burada eksi 3 şuraya yazalım. 1, eksi 3, artı 2 ve son olarak eksi 6. Bilerek şu eksilerin önüne artı yazmadım. Hani toplama işlemi neden yapmıyorsunuz hocam? Katsayılar toplamı diyorsunuz ama artı ile eksinin çarpımından yine eksi gelir. Bunun sonucu ne yapar bakın. 1 ile artı 2'nin toplamı artı 3. Burada da eksi 3 var. Pat pat birbirini götürdü. Geriye eksi 6 kaldı. Demek ki katsayılar toplamı da eksi 6 çıkıyormuş. Sizler de deneyin görmektesiniz arkadaşlar. Geçelim bir diğer örneğimize. 2 x y artı 4 y artı 5 x eksi 10 y. Cebirsel ifadesinin x eşittir 2, y eşittir 4 için değerlerini bulalım. Değerini bulalım. Şimdi x gördüğüm yere 2, y gördüğüm yere 4 yazacağım anlamına geliyor bu. Bakın şöyle baştan yazalım. 2 çarpı x'in yerine 2, y'nin yerine 4, artı 4 çarpı y'nin yerine 4, artı 5 çarpı, 5 buradan geldi x'in yerine 2, eksi 10 çarpı y'nin yerine 4. Hadi düzenleyelim. 2 kere 2 4. 4 kere 2 şey pardon. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. Artı. 4 kere 4 ne yaptı? Şunları yazalım. Şurası 16. Şurada ne yaptı? 4 kere 4 16. Bunu da yazdık. Şurası ne yaptı? 5 kere 2 10. Bunu da yazdık. Şurası ne yaptı? 4 kere 10 eksi 40. Bunu da yazdık. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Şu artılı olanları toplasak. 16, 16, 32. 10 daha 42. Eksi 40. Bu artılı bu eksili çıkarma işlemi yapılır. Büyükten küçüğü çıkardım 2. Büyük olanın işareti artı olduğu için artı 2 sonucunu bana verdi. Ve geldik son örneğimize arkadaşlar. P kare artı 5P eksi 4. Cebirsel ifadesinde sabit terim nedir? Hemen burada bize merhaba diyor. Sabit terimimiz ne? Eksi 4. Kas sayılar top, toplamı nedir? P karenin gizli katsayısı nedir? 1. Buraya birimizi yazdık. Bir artı 5'imiz var. Bir de artı şu eksi 4'ümüz var. Düzenlersek şu artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. 5 artı 1 6 yapar. Burası da zaten eksi 4'tü. E 6'dan 4 çıkarsa 2 sonucunu bana verdi. Değişken yani bilinmeyen burada nedir? P'dir arkadaşlar öyle değil mi? Bakın P harfi kullanılmış. Burada değişkenim yani bilinmeyenim P'dir. Peki terim sayısı nedir? Birbirinden artı ve eksi işaretleriyle ayrılan. P kare artı 5P ve eksi 4. Yani toplam 3 tane benim burada terimim var. Terim sayım 3 taneymiş. Tamam mı arkadaşlar? Evet cebirsel ifadelerle alakalı videolarımız yine gelecek arkadaşlar. Lütfen takipte kalalım. Burada videomuzun sonuna geldik. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca birebir hocayı sosyal medya hesaplarından takip edip beğenebilirsiniz. Sizler de kendi sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApp gruplarınızda lütfen birebir hocadan bahsedin. Onlar da bizlerden haberdar olup faydalansınlar. Başarılı olsunlar arkadaşlar. Bizler bunu çok istiyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın çocuklar.